Gemiler, gemilerimiz. Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Karaköy'deyiz. Bu manzara neresi, bu yakışıklı kim derseniz bunların hepsini biraz sonra anlatacağım. Karaköy'deyiz, Mürver Lokantası'ndayız. Novotel'in en üst katındayız. Niye söylüyorum bunları? Çünkü muhtemelen bu videodan sonra buraya gelmek isteyeceksiniz. Bilhassa İstanbul'daysanız. Serhat Şengül benle beraber. Arkadaşlar Serhat, abi hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Sanki sen yokmuşsun gibi anlatıyorum böyle ama. Serhat Mürver Lokantası'nın bar lordu. Yani böyle barmen falan deyince o kadar olmuyor artık. Bu adamın yaptığı şeye o yakışmıyor, öyle söyleyeyim ben size. Head bartender olarak geçiyor. Okay. Bar şefi. Ama daha iyi title'lar bulmaları lazım bu noktada artık size. Ben buna inanıyorum yani. Barların efendisi sevgili arkadaşlar. Bugün niye buradayız? Bugün niye bu içeriği yapıyoruz? Aslında şöyle, Can Sungur ve Ruhlar Alemi kanalında biliyorsunuz ben ilk önce viskilerimi indeksleyerek aşırı sıkıcı bir evde tekelciymişim gibi bir içerikle başladım. Dedim bu böyle olmayacak. Alkol dediğin, içki dediğin hayatın bir parçası, neşenin, eğlencenin, gece hayatında bir parçası. Ve kokteyller biliyorsunuz hayatımızda çok fazla yer etmeye başladı. Kokteyllerde de şöyle bir şey var. Yani artık bir yerden sonra o kadar fazla çeşit, o kadar fazla kombinasyon, o kadar fazla yeni trendler ve modalar var ki benim evde oturarak kendi kendime yaptığım şeylerle belki ben size viski anlatabilirim. Ama o orada tıkanacaktı, kalacaktı. Var mı dedim bu işin bir uzmanı? Serhat'la biz ne zamandan beri tanışıyorduk zaten. Vallahi abi hayırlı olsun. O yüzden güzel bir içeriye başlayacağız aynen, bugün. Çok güzel farklı olacak. Farklı sizlere kokteyllerin içeriklerinden bahsedeceğiz. Kokteyllerin içerikleri dediğimizde aslında Can Sungur ve Ruhlar Alemi. Niye? Spirits yani alkol. Biz farklı alkollerin kültürlerinden bahsedeceğiz bu seri içerisinde size. O yüzden tekrar hoş geldin abi. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Vallahi güzel. Şimdi biraz sonra siz tabii barı görmüyorsunuz. Burada aşırı şekilli bir barımız var. Belki de bu b-roll'larla atmışızdır onu. O şekil şekil bakarsınız. Masaya da ne koydunuz böyle ecza dolabı gibi derseniz. Farklı farklı infusion'larımız var. İşte öbür tarafa rom koyduk, viski koyduk, işte gin koyduk. Böyle numune kuple kuple. Sen soda içiyorsun şu anda. Aynen. Ben soda küçük içiyorum. Bir tane rom aldım buraya. Diplomatico aldım. Çok iyi kokuyor bu arada. Ama ben muhabbeti şuradan açayım. Abi, kokteyl işi. Sen neredeyse 15-16 senedir yapıyorsun bu işi. 20 seneye doğru gidiyorsun. Aynen. Son 20 senede bu iş nasıl değişti diye çok geniş bir soruyla başlayayım ben sana. Ya sürekli aynı kokteyller gidiyordu ilk başta. Şu pandemi süresinde insanlar bir şeyler kendi evinde yapmaya başladıktan sonra craft kokteyller, taze meyve suları vesaireler artık insanların bir şeye ulaşamayınca kendi başının çaresine bakma dönemi başladı. Aslında Türkiye'de, hani yurt dışında okey ama Türkiye'de pandemiden sonra başladı daha çok kokteyl yapımı. Kokteyl içici olan misafiri genelde pandemiden sonra başladı. Kültürdeki değişimi görüyoruz yani gözümüzle. Tabii kesinlikle. Şeyden görüyoruz. Çıktık mı artık? Martini, Cosmopolitan falan ne böyle? Martini biraz daha böyle klasik ama Cosmopolitan'dan çıktık. Bayağıdır Cosmopolitan yapmıyorum. Okey, neler vardı öyle başka ya? Aşırı klasik kokteyl deyince akla gelen Cosmopolitan geliyor aklıma Martini geliyor. Viski sour'lar falan duruyor zaten. Whisky Old Fashioned'lar duruyor. Onlar hiçbir zaman gitmeyecek. Çünkü şey, viski kokteylleri sabit. O babalar gitmiyor. Ama böyle bir takım kokteyller vardı. Pina Colada vesaire yok mesela. Ha şey falan vardı ya. White Russian vardı. Evet evet White Russian böyle şey. Tam bunlar ama üniversite zamanı alkolleri bir de ne? Bir şey, limonata ne? Bir şey lemonade. Kolalı modalı Lynchburg lemonade. Falan kaldı mı bunlar hiç? Lynchburg lemonade de aslında 2-3 senedir doğru düzgün bir satış yok. Long Island gidiyor ama hı-hı. Lynchburg lemonade yok. Okey. Peki bunlar azaldı. Yerlerine ne gelmeye başladı? Yerlerini daha çok restoranların, işte kokteyl barların kokteylleri daha çok satılmaya başlandı. Viskili kokteyller çok fazla satışta şu anda. Cinli kokteyller keza aynı. Önceden hani bir Negroni ya da işte cinli başka bir kokteyl içtiğiniz zaman böyle bir yani çok iyi kokteyller olabiliyorlar. Ama hani birebir oranda olsa bile şey yapamıyorsunuz. Aynı tadı alamıyorsunuz her zaman. Bu da cinin aslında kalitesinden belli oluyor. Yani çok şu anda çok fazla iyi cinler olduğu için bayağı kaliteli içerikler çıkabiliyor kokteyllerde. Cinde bir bu arada yani gerçekten değişimi ben bile gözümle gördüm ki ben hani böyle Covid'den birkaç sene önce bu hobiye başlamış bir insanım. Böyle ne Beefeater vardı, Hendrix vardı, hadi Monkey 47 böyle ufaktan kafasını göstermişti. Şu an bakıyorum senin cin rafına. Bayağı bir kalın. 20 çeşit falan orada cin var. Sırf hani seni oraya bara koydukların bu arada yani. 24 çeşit zaten ülkeye geliyor. Evet evet. Yani hayır niye bu? Yani bunun bu bereketlenmesi çok güzel. Bir de şeyi de işte çok yavaş keşfetmeye başladık ama. Aslında bizim ülkede tabii biraz alkol kültürünün beline sopayla vurulmuş olmasından ötürü de şeyi yavaş keşfediyoruz yani. Ulan viskide başka şeyler varmış, cinde başka şeyler varmış. Vodka rafı bile giderek mesela kalabalıklaşmış. Sen de vodkada da çünkü yeni lezzetler keşfetmeye başladık. İnsanların bence damak tatlarında biraz şey ayrılmaya başladı. Ha cin deyince bu hep aynı şey değil. Hatta viski deyince bu hep aynı şey değil. Yani herhalde biraz şey oturuyor yavaş yavaş. Bilmiyorum belki de bu kültür daha
halka iniyor mu demek lazım bilmiyorum. Eskiden daha böyle... Hem halka iniyor hem de mesela ilk başta demin de konuştuğumuz bir rakı içtiğiniz zaman ben mesela tamam ben küçüklüğümden beri alkol tüketimim var benim. Benim babamın bir anesi vardı. Ben babamla rakı içtim tabii. Aynen. Babamla oturup rakı içen insandım ama ilk içtiğim rakı hani dedi ki hani ağzından nefes al, burnundan nefes alma dedi bana. Çünkü ilk içtiğim zaman o rakıyı kimse içemez yani öyle bir rakıyı. Çünkü alkol oranı da %45 onun. İsim vermiyorum. Acaba hangisi? O yüzden şu anda mesela rakı tüketimi de çok fazla. Yani ben oturduğum zaman herhangi biriyle bakıyorsunuz böyle herkes rakı içebiliyor rahatlıkla. Çünkü rakıda yumuşak da çok kaliteli için. Menüler tabii. Var ortaya çıkmaya başladı aynen. Ama. Yani hadi ben de marka vermeyeyim şimdi restoranda olduğumuz için kimse üzmüyor ama kendi videolarımda bayağı geçirdiğim bir tane marka var. Senelerce diyorum tuttunuz lan rakı sektörünün başını. Hani biraz şimdi kaliteli rakılar çıkıyor da damağımız alıştı diyorum yani. Aynen. Gerçekten bu konuda genel bir değişim başladı. Bir de üstüne işte senin gibi barmenler ortaya çıkmaya başladı. Çok güzel tariflere imza atıyorsun. Kendi imzalı işlerini çıkartıyorsun. Teşekkür ederim. Biraz insanlarda da o şey de başladı. Yani gidip atıyorum iyi bir yerde iyi bir old fashioned içmek de güzel. Ama bir yandan da gerçekten bunu kendisinin bir ifadesi olarak yapabilen. Şimdi sen mesela Mürver'deki menünü ben ilk gördüğümde dedim ki bu adam kim? Çünkü şey bir nokta var. Burada Karaköy'deyiz arkadaşlar. Çok turistik bir lokasyon. Turistik lokasyon olmaktan kastım da şu. En son ben seni kimle? Christian Bale'la fotoğrafını görmüştüm aynen. Burada. Dedim ki tamam burası turistik lokasyon yani Christian Bale gelmiş artık buraya. Daha da gelen giden oluyor. Sen bize anlatırsın bir arada. Şöyle bir lokasyonum var senin burada. Adam geliyor. Ya zaten belki orada transatlantikten iniyor. Belki buraya geliyor Old City. Boğaz manzarasına oturuyor. Şuraya oturmuşken bir bu kültüre ait bir şeyler içmek istiyor. Artık burada old fashioned içmek istemiyor. Evet. Klasik kokteyli istedin. Sen de o yüzden menüyü hakikaten bir kere mürver. Zaten mürver çiçeğinden farklı şeyler koymuşsun. Türkiye'deki malzemelerden farklı şeyler koymuşsun. Aslında adam geliyor belki burada yediği akşam yemeğini ömrü boyunca unutmayacak. İstanbul'a da bir daha uğramayacak herif. Evet. Ama senin aklında, sen o adama aklında bir şey bırakmaya çalışıyorsun. Ya ben ilk başta o projeye başlarken 2017 yılında restoranı gördüm. Ben bu zamana kadar çünkü hep İtalyan işte dünya restoranı olarak işte dünya mutfağı olarak çalışan restoranlarla çalıştım. Birçok kulüpte çalıştım ama geldiğim zaman Türk restoranı olacak dediklerinde ilk çalışacağım Türk restoranıydı. Kendimi böyle şey yaptım. Acaba yapabilir miyim? Aha. Oldu kafamda. Sonrasında mutfakla beraber işte çalışmaya başladık. Mutfaktaki yemekleri görünce mutfaktaki yemeklere kıyaslamaya başladım ben bu sefer. Aslında kokteylinizi yemekle eşleştiriyorsunuz. Bu da enteresan bir şekilde çok beni üst noktaya çekti. Ya da çekti. Manzarayla. Ben burada manzarayla eşleştiriyorum kokteyllerimi mesela. Yemek fazla almıyorsun burada. Ya artık alkole düştük. Başta 1-2 yedik şimdi alkole geliyoruz. O İpek Yolu üzerindeki baharatlar vesaireler bunlar kokteyle çok farklı şeyler veriyor. Tamam baharat kullanıyoruz işte infüzler kullanıyoruz ama Türkiye baharat konusunda çok çok iyi. O yüzden ben de mesela kokteyl yaparken Mısır Çarşısı'na gidiyorum. Mısır Çarşısı'ndan seçiyorum baharatlarımı. Güzel kokteyller ortaya çıkıyor. Onu soracağım biraz. Aslında kokteyl hobisi. Şimdi şu an bizim videoyu izleyen 2-3 tip seyirci vardır. Bir böyle hakikaten bu işin peşine düşmüş. Yani muhtemelen bu videodan sonra gelip buraya hani abi hoş geldik Cansungur'dan geliyoruz tayfa. İki seni sevenler. Ha aynen böyle. 2 genel izliyor. Yani adam alkolle çok alakası yok ama bir kültür kazanmak için geliyor. 3 lan bu neymiş diye. Hani kokteyle belki yeni başlamak isteyen, merak eden, bilmeyen, sipariş vermekten ürken. Bir de kokteylde biliyorsun menülerde de fiyat olarak şeydir böyle. Bakıyorsun lan bir şey hani şimdi bunun yanlışını söylesek gitti 300 lira 500 lira artık yılına göre. Biz şu an 300 diyoruz. Gelecek sene izliyorsanız belki 600 lira, 2 sene sonra belki 1000 lira oldu kokteyller. Çünkü burası Türkiye şahlandığımız için arkadaşlar o şahlanmalı ve menülere yansıyor. O yüzden bir de böyle şey bir şey. Bunlar şimdi söyleriz beğenmeyiz onun bir gerginliği de var. Kimi insan keşfetmeyi koyuyor kafasına yanarsa yansın diyor mesela. Riske giriyor. Bende şu başladı hayatımda. Benim hayatıma en büyük, nasıl söyleyeyim, keyif katan şeylerden bir tanesi oldu. Covid döneminde farklı farklı incik cincik malzemeyle evde kendim kokteyl yapmaya çalışıp beceremeyince, ki iyi kokteyl ben bir tek hayatımda galiba şey yapabildim, viski sour yapabildim. Onun dışında denediğim bütün hepsi çok kötü oldu ama malzemelerin tadını öğreniyorsun. Evet, kesinlikle. Malzemelerin tadını öğrenince de şey oluyor, sipariş vereceğim, böyle yazıyor ya, beyninde çakıyor o. Ha diyorsun adam şunu yapmış. O nasıl yaptı acaba filan. Onun heyecanıyla sipariş ediyorsun. Şimdi seyircimize de söyleyeyim. O noktaya ulaşabilirseniz hayatta hakikaten hayattan aldığınız keyif artıyor arkadaşlar kokteylcilik işindeyseniz. Ama diyelim ki değiliz. Nereden başlayalım bu kokteyl işine? Ya ön yargı olmaması lazım öncelikle. Mesela bir yere gittiğinizde de kokteyl siparişi verirken çoğu restoran yazmaz onu. Benim menümde yok ama yumurta akı yazıyor orada mesela bazılarında.
yumurta akını deyince aa diyor yumurta akımı var kokteyl içmem, içmem menemen yapıyor gibi olacak falan. Ama diyor. Bazı içtiği kokteyllerin çoğunda yumurta akı olabiliyor. Aha. Ben varyasyon diye bir şey var onu kullanıyorum. Favalara geçti. Şey faba mı deniyor? Faba kullanıyorduk ama o da bir bu ara biraz fazla sirkülasyon olunca biraz aslında benim sevdiğim bir tat yok aqua fabada. Böyle değişik bir kokusu var onun. Ama varyasyon çok güzel yapmışlar. Hazır yapmışlar böyle bir damlatıyorsun. Okay. Efsane bir köpük yapıyor sana. Yumurta akı mesela pastel bir renk veriyor kokteylinize. Hani görüntünüz böyle cam gibi bir görüntüden böyle pastele dönüyor. O da daha böyle içilecek kıvamda. İnsanın göz olarak baktığı zaman daha içilecek kıvamı alıyor. Üzerinde kalın bir köpük yapıyor yumurta akı. Bu da oksijenle geç teması başlıyor. Yazın sıcak havada mesela buzlu bir kokteyl içerken üzerindeki köpük şey yapıyor. Kokteyli daha geç ısındırıyor. Tutuyor aşağıya. Aynen daha geç ısındırıyor. Soğuk soğuk içebiliyorsunuz köpüğünüz gidene kadar. Bir de taze meyve sularıyla kokteyller hazırlandığında zaten pik noktaya ulaşıyor kokteyl. Peki şeyi tat sorsam olarak. Sana. Her yerde kokteyl içilir mi? Herkesin menüsüne kokteyl çünkü sokuyorlar. Yani sen bize olurunu söyle samimiyetle. Bence her yerde içilmez çünkü de. Bence sen de ne düşünüyorsun içilmez, bilmiyorum. Şey yaptığımız zaman mesela ben genelde böyle çok yoğun yerlerde kokteyl içmeyi seviyorum çünkü çoğu barmen şey olarak bakıyor. Diyor ki ziyan olmasın, zayi olmasın. O yüzden sosunu vesairesini böyle haftalık hazırlayanlar oluyor. Hı-hı. Ama yoğun restoranda mutlaka mecburen yani bir sirkülasyon döndüğü için tazedir. Taze kokteyl içebilirsiniz. Şöyle bir anım oldu benim. Bu yaz işte ben Ordu'ya gittim. Kuzenimin düğünü vardı. Dediler ki hani bir yere gidelim, bir şeyler içelim falan. Gittik. Negroni sipariş ettim. Klasik zaten. Hani bir yere gidince Negroni. Hani bir barmensen ya da bu işin içindeysen Negroni. Ne kadar kötü yapabilirsiniz. Negroni sipariş ettim. Garson arkadaş gitti geldi, gitti geldi. Sonra dedi ki hani benim dedim Negroni'm vardı. Abi dedi kalmamış elimizde. Sonrasında lavaboya giderken baktım barda hepsi var. Campari'si var, işte bitteri var, rostosu var, cini var. Geldim oturdum bir daha barıma. Dedim bir tane bari gin tonik içeyim. Gin tonik içiyorum. Limon istediğim içerisine eliyle getirdi hatta. Okay. Bu şey böyle hani profesyonellik böyle aşağıyı görünce yani daha böyle gelişmemiş görünce çalışanı hem bir yandan üzüyor hem de bir yandan bir gülünç konuma tabii, düşürüyor. Tabii. Ya o şey de çok oluyor. Turistik mekanlar bilhassa kaç yıldızlı otel olduğu önemli bile değil. Hep öğrenci çalıştırıyorlar ya. Evet. O genç arkadaşlar da şimdi bu bir deneyim işi. Hani viski alıyorsun doğru miktarda koyup içine bir buz atarsın artık eşek değilsin de. Kokteylin biraz el alışkanlıği var yani. Bunun bir craft tarafı var yani. Öyle o kadar şey değil. Aynı şeyleri herkes karıştırıyor. Herkesten aynı mal çıkmıyor yani. El işi var. Haliyle öğrenci çocuklar yapamıyor aslında. Çünkü deneyimli değiller. Bu benim başıma şey de geldi. 2 sene önce falan Bodrum'a işte böyle bir tatile gitmiştik. Tam da Covid dönemi. Hadi dedik gidelim. Sorsam 5 yıldızlı otel böyle 10 numara 8 havuzu var falan böyle. Dedim ki bir tane bilmem işte hatırlamıyorum da. Çok standart böyle hatta likörlü falan bir kokteyl istedim böyle. Bir şey geldi. Yani böyle Allah kahretsin insanın şeyinin içine sıçıyor yani. Bütün keyfinin zevkinin içine sıçıyor. Ya böyle hemen bende de şey var. Gidiyorum bara böyle. Abi dedim sen bunu ne koydun falan. Hani sen bunu ne koydun diye sorulunca böyle şey oldu. Ha ben bir şefimi çağırayım falan dedi. Yani koca otelde kalmış bir iki tane deneyimli personel geri kalanına doldurmuşlar gencoları. Evet. Haliyle deneyimli abi gelince belli ki oranın eli alışkanlığı var. Herif böyle bir kokteyl yaptı sana. Tamam bir şey çıkıyor o zaman böyle bildiğin noktaya gidiyorsun. Dandik barı, dandik kokteyli nasıl anlarım bir bakışta? Yani. Hareketsizse, durmuşsa, şişeler ölmüşse. Şişeler senin şeyin ölmüşse. Var mesela şu şişe varsa ya da yoksa ben o bara güvenmem tarzı. Ya benim için açıkçası öyle bir şey yok ama baktığım zaman İstasyon denilen sürekli dökme olarak kullandığımız alkolleri görebiliyorsam eğer hani böyle geçerken falan görüyorsam iyi olur çünkü çalışıyor orası demektir. Hem çalışıyor hem de orada gördüğünüz ürün mesela benim istasyonda güzel bir cin var. O cin olduğu zaman ben içerim yani sabaha kadar içerim onu ama o vodka o cin yoksa eğer olmaz. Yani alt segment olan cin kategorisi işte alt segment olan o yüksek alkol kategorisi yoksa varsa eğer ben orada kokteyl içmem. Okey. Peki şimdi kokteyl servis yapan 40 çeşit yer var. İşte bir mürver gibi mekanlar var. Biraz daha işte sen imzanı katmaya çalışıyorsun. Şehrin lezzetini müşteriye vermeye çalışıyorsun. Burada özel bir şeyler yapılıyor. İkincisi biraz daha böyle midpoint big chefs. Hani böyle kahvaltıya gittin 8000 kişiyi aynı günde ağırlıyorlar falan. Böyle inanılmaz bir kalabalık. Onların da var mesela kokteyl menüsü. Bir de dive bar dediğimiz hani adam girdi devasa bira ama kokteyl de var menüde. Mesela bu tarz yerlerde neyi rahat sipariş edebilirim ben?
Anladın mı? Yani şu an çünkü bizi izleyen herkes İstanbul'da değildi bir de seyircimizin ciddi bir kısmı. Evet. Adam belki mekanında geçen gördüm mesela Kütahya'da mekanları kapatmışlar. Lucifer falan diye -1. katta mekanlar var böyle. Yani alkol tüketimi herkesin şehrine, mekanına göre kültürel olarak çok değişiyor. Gelebilen buyursun gelsin ama gelemeyen mekanda ne denir? Hani işte sen de mesela Negroni'di saydın. Çok garantidir dedin. Ne deneyebilir başka? Hani bir bu arada kötü çık yani dur onu da soracağım. Ne deneyebilir? Bir, iki, önümüze bir kokteyl geldi. Bunun kötü olduğunu nereden anlıyoruz? Herhangi bir kokteyl. Kokusundan anlarız ya. Kokusundan, görünüşünden. Hı-hı. Kokusu ve görünüşünden direkt anlarsınız. Ben şey yapıyorum. Yani böyle bir restoran ya da işte daha düşük bir restorana gittiğim zaman garantice. Negroni içmeyeceksem kesin o restoranın ismi ya da o dükkanın ismi işte. Ha, demin dedi, tabii, direkt, bakıyorsun. Direkt o isim. Çünkü kendilerini gösterme şeyidir bu, yeteneğidir. Hı-hı. Ben yaparken mesela Mürver Restoran'ın menüsündeki Mürver kokteyli tekilalı bir kokteyl. Bakıyorsunuz bundan bir 7 sene önce falan tekila deneyince insan böyle gündüz bir vakti söylenildiğinde kaçıyordu böyle. Aa tekila mı olmaz falan. Hmm. Ben bunu kırmak için yaptım zaten bu kokteyli. Tekilalı bir kokteyl ve en fazla açıldığından beri en fazla satan kokteyl de odur. Peki. İyi bir kokteyli anlayıp anlamamakla alakalı da benim aklımda hep şöyle bir şey kalıyor. İçtin, lezzetli değil. Tahminen kötü bir kokteyl içiyorsun. Çünkü ben hayatta şunu gördüm. İyi kokteyller genelde lezzetli oluyor abi. Yani bu çok komik bir kıstas belki ama şeyi unutmamak lazım. Şimdi bak ben bunu şeyde söyleyemem. Mesela iyi vodkayı oradan anlayamıyorsun. İyi viskiyi oradan anlayamıyorsun. Viski tadım videolarında da millet görecek. Bazı viski var. Sen önüne koy adamın 30 bin dolarlık viski olsun. İçer der ki baba bu neymiş der. Çünkü beğenmeyebilirsin. Damak aynen, tadı değişiyor. Damak ama tadı kokteyller farklı. İnsanlar beğensin diye özel üretiliyor senin gibi insanlar tarafından. Bunu kaçırmamak lazım. Orada bir craftsman var, bir zanaatçı var. Diyor ki lan ben hani bunu tadıyor, kokluyor. Lan diyor bu kötü oldu diyor, döküyor. Yani birisi sana lezzetli bir şey sunmaya çalışıyor kokteyl yaparken. Bunu kaçırmamak lazım arkadaşlar bu kamera. Duyuyor musun beni? Ha. Kokteylin lezzetli olması lazım. Sen içtin de kokteylin lezzetsizse sana o yüzden bu videonun en önemli sorusunu soruyorum. Kokteyl sipariş ettim, dandik geldi. Bara gidip ne dersen bana sıfırdan yeni para almadan aynısını baştan yapıyorlar. Bu tüyoyu bize ver ve hayatımızı kurtar. Çünkü ya, benim özellikle marka vererek söylüyorum, midpointlerde inanılmaz başıma geliyor. Bir viski sour istiyorum, köpüğü karışmış geldi bir seferinde. Artık o kadar da yapmayın, anladın mı? Gittim dedim ki abi bu nedir? Hemen falan jillop gibi viski sour verdiler, bir daha da şey almadılar. Hani bunu şikayet etmek için söylemiyorum, adamın yoğunluğu vardır. O an dandik bir şey çıkabilir, genç bir arkadaş yapmıştır. Gidip bir kere daha ya da kardeşim sen buna bir daha bakabilir misin demek var değil mi barlarda? Böyle tabii bir kültürümüz var yani. Şeyi unutmayın bak, bunu özellikle soruyorum. Bar ve alkol kültürü bizde az olduğu için söylüyor, dandiği geliyor, tadını beğenmiyor. Tadını beğenmeyince müşteri söyleyebilir değil mi bunu? Kesinlikle söyleyebilir. Burada hani bizim biraz daha farklı olayımız. Çünkü biz önce mesela bir personel başladığı zaman servis personeli önce mutfakta pas kısmında bekliyor. O yemekleri görüyor, anlatımını, işte içeriğini. Abi sorma sonrasında... zaten hanımla geldik biz buraya oturduk. Tam yiyeceğim adam anlatıyor. Yemiyorsun yeter, da saygıdan yeter. Böyle tamam abi hani tadına bakayım. Barda da gene aynı şekilde. Sonrasında bara geliyor. 2 hafta 3 hafta burada bir şey staj dönemi gibi. Hani ne kadar profesyonel olursa olsun staj dönemi gibi burada bir dönemi oluyor onun. Bir hafta da barda kalıyor. Barda işte kokteyller çıkarken işte hem menüye bakıyor hem sonrasında biz soruyoruz. Kokteyli koyuyoruz. Bu kokteyl ne? Hani ufak ufak tadımlarla gene tatlarını tattırıyoruz onlara. Aromalarını tattırıyoruz. Ama sen burada Michelin tavsiye tabelanı asmışsın şimdi. Sen şey yapma yani. Senin olayın başka zaten. Sonrasında yani misafire ikinci kez mutlaka uğranıyor. Hı hı. Kokteyl verildikten. İlk yudum alındığında zaten bir göz teması oluyor. Yani misafir böyle içip bir temassız ya da işte bir şey yoksa, bir duygu yoksa suratındaki ifade değişmemişse garson gidiyor soruyor ikinciye hani kokteylinizi beğendiniz mi? Beğendim. Beğenmediyse direkt alıyoruz zaten. Yani ilk yudumda kurtarıyoruz kokteyli. Alıyoruz sonra farklılaştırıp tekrardan hani istediği şekilde getiriyoruz. Ya da işte kendimiz giriyoruz masaya işte hani hangi tatları sevdiğini. Çünkü bazen insanlar şey yapabiliyor. Ben bunu seviyorum. Hani ben şunu denemek istiyorum ama. Onu kendi kimseye işte danışmadan söylediği zaman içerisinden farklı şeyler çıkabiliyor, beğenmeyebiliyorlar. Aha. O yüzden en iyi profesyonel sorarlarsa daha iyi oluyor. Okey. Peki bu şeyleri görüyor musun ya internette? Özellikle TikTok'ta falan saçma sapan böyle muslukta kokteyl falan yapan emmiler var. Onları görüp... Ya damacana. Sen yoksa damacana koparttın mı kendini o boktan dünyada? Ya bir ara çok fazla izliyordum ama şu anda işe gelirken falan çok fazla kilitleniyorum öyle videolara.
istemsizce onları izledikçe de sürekli aynı şeyler çıkıyor nedir karşıma. Nedir mesleki tepkin? Kafanda böyle şey misin? Ya chill, onlar da partide içecek deyip affediyor musun kafanda, yoksa bir tetikleniyor musun? Ya hepimiz öğrenci olduk o yüzden. Eyvallah. O yüzden şeyim yani. Okey. İçiciye saygım var ya. Okey. Hepimiz öğrenci olduk noktası güzel. Çünkü o zaman şimdi şöyle arkadaşlar. Biz bu video serisine devam edeceğiz Serhat'la beraber. Yeri gelecek farklı farklı malzemeler hakkında konuşacağız. Yeri gelecek bir bölüm diyeceğiz ki abi bize biraz gin kokteyllerinden bahset. Rom kokteyllerinden bahset. Siz de aşağıya yazın. Ne tarz kontentler yapalım. Bu kamera ne yapıyorsun? Sen de bana bak. Nelerden bahsedelim? Neyi görmek istersiniz falan. Ara ara tarifler yapacağız. Bugün mesela hazır geldik buraya. Buraya gelmişken iki tane tarif isteyeceğiz senden. Tamamdır. Bir de böyle özel kendimiz bir şey uyduruyoruz. Bir de demin bahsettin, senden ricam bize güzel bir Negroni abi o zaman. Hatta kesinlikle. Hazır Negroni'ye girmişiz. Ben bir de hani sen Negroni yap, bana bir de Boulevardier. Onun böyle yan versiyonu anlatacağız, o videoyu da izleyin. Orada onları konuşuyoruz. O zaman şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Abi teşekkür ederim. İlk ben videomuz hayırlı uğurlu olsun. Daha güzel yerlere gitsin inşallah. Kendinize iyi baktınız. Görüşüyoruz. Arkadaşlar Instagram'ını da yazdım Serhat'ın. Buradan takip edin. Çünkü storylerden, like'lardan zaten Serhat'ın dünyası bambaşka gidiyor. O tarafa da bakın. Kendinize iyi baktınız. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.